hi Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Yeni konumuza başlıyoruz gençler. Bugünkü dersimizin konusu hücrelerin yapısı olacak. Yani hücre ünitesine başlıyoruz. Hemen takvimimizi göstereyim. Oradan ödevlerinizi vererek konu anlatımına geçiş yapacağım. Bugünkü dersimizde hücrelerin yapısı karşınızda olacak. Bir sonraki dersimizde de çekirdek ve sitoplazma kısmından bahsedeceğiz. Daha sonra yazılı hazırlıkla birinci dönemi bitirmiş olacağız diyeyim. Hücrelerin yapısı dediğimize göre hücre ünitesine başladık. Hemen siz de birinci ünitede yapmadığınız kısımlar varsa o kısımların tamamını bitiriyorsunuz. Kitaplarınızdan yani yaşam bilimi biyoloji ünitesi ile ilgili yapmadığınız hiçbir kısmın kalmamış olması gerekiyor. Hücrelerin tarihi gelişimi, hücrelerin yapısı çekirdeğe kadar bugünkü dersimizin konusu olacak. Yani sayfa 78'e kadar dinamodan çözmediğiniz hiçbir kısım kalmasın. Sıfırdan 9'a da da aynı şekilde de gençler yaşam bilimi biyoloji ünitesini bitiriyorsunuz. Hücre ünitesine başlıyorsunuz. Hücrenin tarihsel gelişimini anlatacağım. Hücre teorisini anlatacağım bugünkü dersimizde. Hücrelerin yapısı prokaryot nedir? Ökaryot nedir? Arasındaki farklar neler? Ortaklıklar neler? Bu da yine bugünkü dersimizin konusu olacak. Çekirdek kısmına girmeyeceğiz diyeyim. Sayfa 89'a kadar sıfırdan 9'a da yapmadığınız herhangi bir kısım kalmamış olsun. Yasa nın arkanıza hazırsanız başlıyoruz ilk olarak bugünkü dersimizde neler göreceğiz? Hücre ile ilgili çalışmalar yapan bilim insanlarından yaptıkları çalışmalardan bahsedeceğiz. Tabii ki hücrenin keşfedilmesinde mikroskobun önemi çok 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 büyük. Mikroskopların keşfedilmesiyle birlikte hücre kavramı ortaya çıkıyor. Mikroskop çeşitlerinden bahsedeceğiz. Ardından günümüzde de geçerli olan aslında derslerimizde ara ara söylediğimiz hücre teorisini anlatacağız. Hücresel yapı bakımından canlıları da ikiye ayıracağız ve bu kısım bizim için çok çok önemli olacak. Hatta canlıların ortak özelliklerinde anlatmıştım bu kısmı her ünitede tekrar tekrar karşımıza çıkacak. Ta ki liseyi bitirene kadar demiştim. Bu ünitede tekrar hücresel yapı bakımından canlılar karşımıza çıkıyor. Ben size ödevlerinizi söyledim, o yüzden ödevlerimiz kısmına geçiyorum gençler. Hemen konularımıza başlıyorum. Hücre dediğimiz zaman canlının temel yapısal, işlevsel en küçük birimine hücre ismini veriyoruz. Şimdi hücreyi düşündüğümüz zaman tabii ki ilkokuldan beri söylüyorlar. Ortada bir çekirdek var. Burada iş yapan organeller var. Endoplazmik retikulum, golgi, mitokondri gibi bir sürü organel çeşidi var. Yani hücreden daha küçük birimlerde aslında var. Neden hücreye canlının temel yapısal işlevsel en küçük birimi diyoruz? Çünkü organeller tek başına canlılık faaliyeti gerçekleştiremiyorlar. Ancak hücrenin içerisinde oldukları zaman bir canlılık bahsedebiliyoruz. O yüzden de en küçük yapı birimi olarak hücreyi söyleyeceğiz. Hücrelerin ve organellerin gözlemlenebilmesi mikroskobun geliştirilmesiyle tabii ki mümkün olmuş durumda. Peki mikroskop ne işe yarıyor? Mikroskop gözümüzle göremeyeceğimiz varlıkların, maddelerin, canlıların büyütülmesini sağlayan Aletin ismi aslında mercek sisteminden yararlanarak tabii ki hücreleri büyütüyor. Biz hücreleri her zaman Ortasında bir yuvarlak çekirdeği var. Kendisi de yuvarlak işte bitki hücresi ise kare şeklinde çiziyoruz. Ama hücrelerin de tabii ki şekilsel olarak birbirinden çok farklı olduğu noktalar var. Mesela sinir hücrelerinde dallanmalar söz konusu oluyor. Al yuvar hücrelerimiz yuvarlak yapılı oluyor. Sperm hücresinde baş, boyun, kamçı kısımları yer alıyor. Sinir hücreleri bir araya geldiği zaman daha kompleks sinir ağlarını meydana getiriyor. Veya derimizde bulunan bazı hücrelerimiz silindirik olabiliyor. Yani şekilsel bakımdan hücreler birbirinden farklıdır diyeyim gençler. Biraz mikroskoplardan bahsedelim. Mikroskobun icadı ve gösterdiği gelişim biyoloji biliminde devrim niteliğinde buluşlara tabii ki yol açmış. Hala günümüzde mikroskoplar da geliştirilmeye devam ediliyor. Haliyle daha 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 büyütebilen mikroskopların keşfedilmesi bilmediğimiz pek çok şeyin ortaya çıkmasını sağlıyor. Birçok yeni bilim dalının ortaya çıkmasında da mikroskobun rolü çok büyük hemen biraz keşif sürecinden bahsedeyim. İlk olarak 16. yüzyılda Jacareus Janssen adını verdiğimiz bir tane bilim insanı var. 3 bükey ve dış bükey mercekler kullanıyor ve 9 kat büyütme gücüne sahip ilk mikroskobu keşfetmiş. Yani ilk mikroskop dediğimiz mikroskop evimize aldığımız oyuncak mikroskoplar bile daha çok büyütüyor. Hani böyle e, dedektifler ellerinde mercekle gezer ya o mercekler bile daha fazla büyütebiliyor ilk yapılan mikroskoplar sadece 9 kat büyütebilme özelliğine sahip ama bu bu devrim yani bu gelişimin ilk başlangıcıdır. Sonra Marcello Malpighi 1664 yılında mikroskop ile kılcal damarlardaki kan akışını inceliyor. Mikroskobun bilimsel çalışmalarda ilk kullanımı da bu oluyor gençler. Tabii ki bu 9 kat büyüteni keşfettikleri zaman etraflarındakileri incelemeye başlıyorlar. Genellikle o dönemde insanlar ticaretle uğraşıyor. İşte kumaş alıp satıyorlar. Kumaşların kalitesini incelemek amacıyla o büyüteçleri kullanıyorlar, mikroskopları, mercekleri kullanıyorlar. Ama ilk defa kılcal damarlarda kan akışı 1664 yılında inceleniyor. Mikroskobun ilk bilimsel kullanıma anlamına geliyor. Sonra 17. yüzyıllara geldiğimiz zaman Robert Hooke adını verdiğimiz bilim insanı bunun ismini bileceksin. İlk kez hücre kavramını ortaya atan bilim insanıdır. Ya hocam sene sene arkasına da bilim insanını sorarak bize sınavda soru gelir mi? Okul hocanız eğer yazdırdıysa sınavda sorabilir gençler. Ama üniversite sınavı mantığıyla tabii ki kronolojik bir sıra şu yılda şu şunu bulmuştur tarzında sorular gelmiyor. Şu önemli ama hücre kavramını ilk ortaya ortaya atan, atan adam. Robert Hooke dediğimiz kişi kendi geliştirdiği mikroskopla her şeyi incelemeye başlıyor. Sonra meşe ağacının mantar dokusundan da bir kesit alıyor onu da inceliyor. İçerisinde diyor ki odalar var. Oda kavramı aslında bizim şu anki günümüzdeki hücre kavramına karşılık geliyor. O zamanki mikroskoplar çok iyi gelişmediği için odacık odacık yapılar görüyor. Ama günümüzde ona biz hücre ismini veriyoruz. 1665 yılından itibaren de hücre kavramı tabii ki hayatımıza girmiş durumda. Bilim camiasında kullanılmaya başlanıyor diyeyim. Buradan devam ediyoruz. 17. yüzyılın sonunda da Anton van Leeuwenhoek dediğimiz bir tüccar var. Önce kumaş ticareti yaptığı için kumaşlarını incelemek amacıyla kendi çapında bir mikroskop geliştiriyor. Daha sonra mikroskobuyla böyle havuz sularına falan bakıyor. Havuz sularına baktığı zaman orada hareket eden küçük canlılar görüyor. Hatta o zamanlar bakteri falan kavramı henüz olmadığı için suların içinde küçük hayvanlar var diyor. O hayvanlar da birbirlerini kovalıyorlar. Birbirlerini yiyorlar ve çoğalıyorlar diyor. O küçük hayvancıklar dediği şeylerin aslında günümüzde bakteriler, mikroorganizmalar, tek hücreli canlılar olduğunu biliyoruz gençler. Tek hücreli canlıları gözlemleyebilecek bir mikroskobu icat etmiş durumda Anton van Leeuwenhoek dediğimiz bilim insanı. Daha sonra tabii ki çalışmalar durmuyor. Bilimsel hiçbir çalışma Durmaz gençler bilim gelişiyor, teknoloji gelişiyor. Haliyle bunun nimetlerinden yararlanıp insanlar çalışmalar yapmaya devam ediyorlar. 19. yüzyılda Theodor Schwann ve Matthias Schleiden dediğimiz bilim insanları da hücre teorisinin ortaya çıkmasında önemli ee, adımlar atıyorlar. Schleiden tüm bitkilerin hücrelerden meydana geldiğini söylüyor. Daha sonra şivan dediğimiz bilim insanı da hayvanları inceliyor. Hayvanlar da hücrelerden meydana geliyor. Yani hücrelerin hayvan, şey e, canlıların hücrelerden meydana geldiğini söylemiş oluyoruz. Schleiden çekirdeğin hücre bölünmesindeki rolüne de dikkat çekmiş durumda. Tabi çekirdeğin içini falan detaylı incelenmesi henüz söz konusu değil. Ama yaptığı incelemelerde çekirdek bölünmesinin olduğunu ortaya koyuyor. Biz de günümüzde biliyoruz ki çok hücreli canlılarda hücreler bir araya gelerek dokuları meydana getirir. Dokular organları, organlar sistemleri, sistemlerde organizmayı meydana getirir. Mesela bir bitki hücresi bitkide bulunan bir yaprağın dokusunu meydana getiriyor. O doku organa dönüşüyor. Yaprağa yaprak da içinde bulunan sistemlerle bir araya geldiği zaman organizmayı meydana getiriyor. Şey gibi de düşünebilirsin. Senin kan hücren kan dokunu meydana getiriyor. Kan dokun işte damarlarla birlikte kalbini meydana getiriyor. Dolaşım sistemin, sindirim sistemin, boşaltım sistemin, solunum sistemin bir araya geldiği zaman da sen yani organizma meydana geliyor diyeyim. Şivan'ı söyledim gençler aynı yıllarda hemen hemen bir sene sonra hayvanların da bitkiler gibi hücrelerden meydana geldiğini söylüyor ve hücrenin canlının yapı birimi olduğunun kabul edilmesini istiyor. Daha sonraki yıllarda dediğimiz gibi Virkop'ta hücrelerin büyümesi ve çoğalması üzerine yaptığı çalışmalar ile hücre teorisi dediğimiz genellemenin ortaya çıkmasını sağlıyor. Yazılı sorusudur. Hücre teorisini yazınız. Çünkü hücre teorisi 5 tane maddeden meydana geliyor. Aslında biz bunları biliyoruz günümüz ve devamlı olarak derslerimizi anlatırken söylüyoruz hücre teorisi ne diyor bir hücre canlının temel yapısal işlevsel en küçük birimidir diyor bazı canlılar bir hücrelidir bazı canlılar da birden fazla hücrenin bir araya gelmesiyle meydana gelmiştir diyor sonuç değişmez ister bir hücre ister çok hücre Sonuçta hücre var. Yeni hücreler var olan hücrelerin bölünmesiyle meydana gelir diyor. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki bir hücre ondan önceki hücrenin bölünmesiyle oluştu. O nasıl oluştu? Ondan önceki hücrenin bölünmesiyle oluştu. Daha sonra elektron mikroskobu gibi mikroskopların da keşfedilmesiyle birlikte hücrelerin içerisinde bir kalıtım maddesi bulunduğu ortaya çıktı. Kalıtım maddesinin de bölünerek yavru hücre aktarıldığı gözlendi. Yapılan çalışmalar, bu elektron mikroskoplarının keşfedilmesi daha detaylı incelemeyi sağladı ya tüm metabolik olayların hücre içerisinde gerçekleştiği de söylenmiş oldu. 20. yüzyılın başında ışık mikroskopları ile her şeyi görmenin mümkün olmadığı anlaşıldı. Dediğim gibi ışık mikroskopundan daha gelişmiş olan elektron mikroskopları da keşfedildi. Ernst Ruska dediğimiz bilim insanı 1938 yılında ilk kez ışık olmadan daha küçük yapıların görülebilmesi için elektron mikroskobunu geliştirmiş durumda. Sonra günümüzde de tabii ki elektron mikroskopları da daha da geliştirilerek daha da içerileri görülmeye çalışılınıyor. Örneğin taramalı elektron mikroskopları incelenecek cismi 50 milyon kere büyütebiliyor gençler. İlk bulunan mikroskop ne kadar büyütüyordu? 9 kat. Şimdi Şimdi günümüzde taramalı elektron mikroskoplarıyla 50 milyon kat daha da büyütebiliyoruz. Bu da 0.16 nanometrelik bir çözünürlük sağlayabiliyor. Bu sayede virüslerin insan hücrelerinin ve birçok objenin atomlarının dizilişi dahi gözlen, gözlemlenebiliyor. Hücredeki yapıları moleküler düzeyde incelemeyi sağlayan yöntemler sayesinde tabii ki DNA'nın da yapısı keşfedildi. Biz DNA'yı anlattık. Ne dedik? Adeninin karşısına timin geliyor. Aralarında ikili bağ var. Guaninin karşısına sitozin geliyor. Aralarında üçlü bağ var. Çift zincirliler kendi etraflarında dönerek belli bir şekil oluşturuyorlar dedik. Biz hazır bilgiyi hop 10 saniyede söyledik. Ama DNA'nın bu yapısının keşfedilmesi çok uzun yıllar alan çalışmalara dayanıyor. Gençler, DNA'nın bu yapısının keşfedilmesini sağlayan Watson ve Crick adını verdiğimiz iki tane bilim insanı var. Yaptıkları çalışmalar sonucunda bunu ortaya çıkarttılar. Hatta bunun sonucunda da Nobel ödülü aldılar. Bir canlıdan diğerine gen aktarılmasını sağlayan yöntemler de günümüzde gerçekleştirildi. Mesela ne yapıyoruz? İnsanlar şeker hastası oldukları zaman insülin hormonunu sentezleyemiyorlar. E ben bunu sentezleyemeyen insana dışarıdan vermek zorundayım. Hani şeker hastaları kendilerine insülin enjekte ediyorlar ya. E bu insülin hormonunu nereden bulacağız? Çok çok eski zamanlarda hayvanların kanından elde ediyorlarmış. Ama bu çok meşakkatli bir iş. Sen koca koca hayvan onları yetiştireceksin kanlarını çekeceksin kanlarından hormonu alacaksın bunu ilaca dönüştüreceksin günümüzde biyoteknolojik çalışmalar Dediğim gibi arttırıldı. Bakterileri kullanıyorlar insülin üretmede. Normal şartlarda bakterilerde insülin sentezleme geni yok. İnsanlardan aldıkları bir hücreden insülin sentezleme genini kesiyorlar. Bakterinin genini ekliyorlar. E bakteri de böylelikle insülin sentezleme özelliğine sahip oluyor. Şöyle bir kase gibi düşün. Bir kasenin içerisinde sen bu insülin sentezleme genine sahip bakteriyi koyuyorsun. Gerekli yemeği de veriyorsun kasenin içerisinde petri kaplarında milyonlarca insülin sentezleyebilen bakteri elde ediyorsun ve insülin hormonunu onlardan alıyorsun. Böylelikle şeker hastalarının insülin hormonuna ulaşması çok çok daha kolaylaştı. Bakterilere gen aktarılması sayesinde hem bu hormon daha ekonomik elde ediliyor hem de daha kısa sürede elde ediliyor. Tabii ki bununla ilgili daha fazla çalışmalarda devam ediyor. 2000'li yıllarda da kopyalama işlemi gerçekleştirildi. İlk kopyalanan koyunumuz Dolly biliyorsunuz ki. Gençler çok detaylı bir şekilde ayrıntılarını anlatmayacağım. Aslında biraz 12. sınıf biyoloji konusudur. Sadece neler yapıldığını biraz biraz bilelim istiyoruz. Ne yapıldı? Kopyalanabildi koyun. Yani aynı genetik yapıya sahip aynı koyundan bir tane daha üretilebildi. Daha sonra kedi, fare, köpek gibi birçok memeli hayvanında kopyalanması söz konusu oldu. Tüm bu gelişmelere rağmen hücresel yapılar ve süreçlerle ilgili yanıtlanmayı bekleyen daha pek çok soru var. Bilim insanları da tabii ki çalışmaya devam ediyorlar. Hatta ne demek istediğimi örnek vereyim gençler. Koyun Doli kopyalandı. Yavrusu meydana geldi. Yavrusu meydana geldikten sonra annesiyle aynı rahatsızlıktan vefatı söz konusu oldu diyeyim gençler. O zaman ortaya çıktı ki hücreler ne kadar bebiş koyun gibi de görünse yaşlanıyor. Bizim henüz anlayamadığımız hücre yaşlanması denilen bir olayın olduğu ortaya çıkartılmış oldu. Biz canlıları hücresel yapı bakımından da kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Burası benim için çok 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 önemli. Çok dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz gençler. Hücresel yapı bakımından canlıları kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz. Bir prokaryot hücre yapısına sahip olan canlılarımız var. Bir de ökaryot hücre yapısına sahip canlılarımız var. Prokaryotlara baktığımız zaman çift zincirli halkasal bir DNA'ya sahipler. Ökaryotlar yine çift zincirli fakat iki ucu birbirinden açık bir DNA'ya sahipler. Yani prokaryot ve ökaryotlarda DNA ortak olarak bulunuyor. Diğer nükleik asit neydi? O da RNA'ydı. RNA da hem prokaryotlarda hem de ökaryotlarda ortak olarak bulunuyor. Sonra protein sentezinin gerçekleştiği ribozom adını verdiğimiz zarsız bir organelimiz var. Ribozom organeli de yine prokaryot ve ökaryotlarda ortaktır. Şuranın adı ne? Hücre zarı. Hücre zarı da tüm canlılarda ortak olarak bulunur. Sitoplazmada keza ortaktır. Ökaryotların prokaryotlardan farkı ne? Ökaryotlarda DNA'nın etrafı bir zarla çevrili. Yani ökaryotlar çekirdekli hücrelerdir hemen çekirdekli diye yazdım. Sonra ökaryotlarda bir sonraki dersimizde anlatacağımız. Ne bileyim endoplazmik retikulum olsun, ne bileyim golgi olsun, koful olsun, mitokondri olsun, zarlı organeller bulunabiliyor ama prokaryotlarda zarlı herhangi bir organel yok üçüncü ünitemizde canlılar dünyasını anlatacağız. Canlıların altı tane aleme ayrıldığını söyleyeceğiz. Konular hep birbiriyle bağlantılı. Orada da alemleri anlatırken diyeceğim ki bizim en gelişmemiş alemlerimiz bakteriler alemi ve arkeler alemidir. Bakteri ve arkeler aleminde yer alan canlılar prokaryot hücre yapısına sahiptir. Protista dediğimiz alem, sonra bitkiler alemi, mantarlar alemi ve hayvanlar aleminde yer alan canlılar ise daha gelişmiş hücre yapısına sahip. Yani onlar ökaryot hücre yapısına sahiptir diyeceğiz. Buradan devam ediyorum tabii ki gençler. Prokaryotlara baktığımız zaman birincisi kalıtsal materyalleri neymiş? Halkasal ve stoplazma içerisinde dağınık bir halde bulunuyormuş. Bundan dolayı mikroskopta belirgin bir çekirdek yapısı söz konusu değil. Yani prokaryotlar çekirdekleri olmayan zarla çevrileri organelleri olmayan hücrelerdir. Sadece ribozom organelini bulunduruyorlar. Ribozom organeli de tabii ki gençler zarsız bir organeldir. Protein sentezinin gerçekleştiği organeldir. Hatta ribozom herkeste ortak olduğuna göre protein sentezi yapmakta tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşecek. Bakteriler ve arkeler prokaryot hücre yapısına sahiptir. Tüm prokaryotlarda tek hücrelidir. Bu cümlenin tersi doğru değil. Tüm ökaryotlar çok hücreli değil mesela gençler. Bakteriler aleminde ve arkeler aleminde tek hücreli canlılar bulunuyor. O zaman yapıştırabiliyorum. Tüm Prokaryotlar tek hücrelidir ki bir bakterinin şeklinden de biraz bahsedelim. Şimdi bu bizim bakterimiz. Bakteriye baktığımız zaman tabii ki bir DNA'sı yani genetik materyalleri bulunacak gençler. Şu bunun ana DNA'sıdır. Dediğim gibi halkasal çift zincirlidir. Aynı zamanda bakterilerde küçük DNA parçaları da bulunur. Onlara da plazmit ismi veriliyor. Sonra bakterilerde protein sentezinin gerçekleştiği ribozom organeli bulunacak. Glikojen de daha önceki ünitede ta karbonhidratlarda karşıma çıkmıştı. Ne demiştim? bakterilerin, arkelerin, mantarların, hayvanların depo karbonhidratı glikojendir gençler. Bakterilerde de tabii ki glikojen bulunacak. Bazı bakterilerde hücre zarının dışında hücre duvarı da yer alır. Hatta hastalık yapanlar da duvarın etrafında bir de kapsül bulunur. Hastalık yapan bakterilerle mücadele etmek zor. Çünkü onları öldürebilmek için kapsüllerini de parçalaman gerekiyor. Bunların tabii ki bir de stoplazmaları yer alacak. Bakterilerin birbirlerine veya bulundukları ortama tutunmalarını sağlayan küçük küçük çıkıntıları vardır. Onlara pilus denir. Bir de bazı bakterilerde kamçı bulunur. Bunlar da kamçılarıyla hareket edecekler ki mesela dedim ya az önce size üçüncü nüteye geldiğimiz zaman da canlılar alemlerini anlatacağım. Bakteriler aleminde de bundan farklı bir şey söylemeyeceğim. Aslında burada gördüğümüz şeyi o ünitede tekrar etmiş olacağız. Nasıl karbonhidratları anlatırken glikojeni söylemiştim tekrar karşımıza çıkacak demiştim ki çıktı. Üçüncü ünitede de bir daha çıkacak. Yani aslında belli başlı bir bilgiyi öğreniyoruz. Sene içerisinde onları tekrar tekrar karşımıza çıkıyor diyeyim ökaryot hücrelere yani daha gelişmiş yapılı hücrelere bakacak olursak da bunların tabii ki DNA'larının etrafında bir protein var. İki ucu birbirinden ayrık. Bunların etraf DNA'ların etrafına o proteinin sarması ile birlikte genetik materyal kromatin iplikler halinde bulunuyor gençler. Bunlar da prokaryot hücrelere göre daha büyük ve gelişmiş olup çift katlı zarla çekirdeğe de sahipler, zarlı organellere de sahip Kimler ökaryottu? Protista alemi, bitkiler alemi, mantarlar alemi ve hayvanlar alemindeki canlılar ökaryot yani daha gelişmiş hücre yapısına sahipler. Bitkiler ve hayvanlar çok hücreli, protista ve mantarlar tek veya çok hücreli olabiliyorlar. Gençler, buraya bir yıldız atıyorum, tekrar dönüş yapacağım. Mantanı küçük bir e, şekil çizerek anlatacağım size. Çok hücreli olan ökaryot canlılarda yapı ve görev bakımından benzer hücrelerden oluşan doku ve organlar tabii ki canlılığın devamlılığını da sağlamış oluyor. Buradan hemen bitki ve hayvan hücresini de göstermiş olayım. Son iki senedir bitki ve hayvan hücresindeki farklar karşımıza üniversite sınavında çıkıyor gençler. Bitki hücrelerine baktığımız zaman ve hayvan hücrelerine baktığımız zaman çekirdek adlı yapının ikisinde de olduğunu görüyoruz. İkisi de tabii ki ökaryot hücre yapısına sahip. Sonra endoplazmik retikulum gibi organeller hem bitkilerde var hem hayvanlarda var. Ribozomun olmadığı canlı mı var hocam? diyeceksiniz. Hücre iskeleti elemanları diye anlatacağımız elemanlar da yine bitki ve hayvan hücrelerinde yer alıyor gençler. Ana fark olarak nelerden bahsedebiliriz? Bitki hücrelerinde hücre duvarı varken hayvansal hücrelerde hücre duvarı yok. Bitkiler fotosentez yapabiliyorlar. Kloroplast organeline sahipken hayvanlarda kloroplast organeli yok. Hayvanlarda da hücre bölünmesi sırasında iyi ipliklerinin üretimini sağlayan sentrozom organeli bulunuyor. Ama bitkisel hücrelerde sentrozom organeli yok diyorum. Ökaryot ve prokaryot hücrelerin hem ortak kısımlarına hem de kendi içerisinde farklı kısımlarına bakacak olursak ikisinde de bir kere genetik materyal olarak DNA bulunacak. İkisinde de ortak olarak RNA bulunacak. Ribozom organeli de tabii ki ikisinde de ortak olarak bulunur. Bunun haricinde sitoplazması olmayan canlı mı var diyeceksiniz. Hücre zarı da yine ikisinde de ortak olarak bulunuyor. İkisinin arasındaki farka bakacak olursak çekir dek ökaryotlarda var. Zarlı organeller ökaryotlarda var ama prokaryotlarda bunlar yok gençler. Baktığımızda şekil üstünden de özetin özeti şeklinde ilerlemiş olalım. Zarla çevrili organelleri prokaryotların yok. Sadece ribozom organellerini bulunduruyorlar. Tamamı tek hücrelidir. Ökaryotlara baktığın zaman zarlı zarsız organelleri var, ribozomu var, çekirdek bulunduruyorlar. Tek ve çok hücreli olabilirler. Şimdi size az önce ne dedim? Prokaryot hücre yapısına sahip alemlerimiz kimlerde? Bakteriler alemiyle alkeler alemindeki canlılar prokaryottu. Sonra şuraya yazayım protista aleminde mantarlar aleminde, bitkiler aleminde bulunan canlılar bir de hayvanlar aleminde bulunan canlılar ise ökaryot hücre yapısına sahipti. Şimdi bakterilerin tamamı tek hücreli, arkelerin de tamamı tek hücreli o zaman yapıştırdım. Prokaryotların tamamı tek hücrelidir. Çünkü prokaryot çok hücreli tanıdığım yok. Protist alemi dediğimiz alemin içerisinde amipöglena gibi tek hücreli canlılar da var. Bazı alpler böyle çok hücreli oluyorlar. Yani burada tek hücreli de var, çok hücreli de var. Bitkiler alemindeki canlıların hepsi çok hücreli. Mantarlar aleminde de tek hücreli mantarlar da var, çok hücreli mantarlar da var. Hayvanlar alemindeki canlılar da çok hücrelidir. He. Ökaryotların tamamı çok hücrelidir diyemedim. Ökaryot olup tek hücreli olan da olabilir, çok hücreli olan da olabilir. Kalıtsal materyali prokaryotların halkasal, sitoplazma içinde tabii ki dağınık halde bulunuyor. Ökaryotlara baktığımız zaman da kalıtsal materyalleri kromatin iplikler halinde çekirdekte bulunuyor. Bakteriler ve arkeler prokaryot, protista, bitki, mantar ve hayvanlar alemindeki canlılar ise ökaryot hücre yapısına sahiptir. Hemen sorularla devam ediyorum. Hücre ile ilgili ifadelerinden hangileri hücre teorisi içerisinde yer almaz diyor? Bütün canlılar bir ya da çok sayıda hücreden meydana gelir. Hücre teorisine baktığımız zaman evet diyor ki canlılar ya tek hücreli olacak ya da daha fazla sayıda hücrenin bir araya gelmesiyle oluşacak. Yani bu hücre teorisinin içerisine tabii ki yer alıyor. Bütün metabolik faaliyetler hücre içerisinde gerçekleşir demiş. Evet hücre özellikle elektron mikroskoplarının geliştirilmesiyle birlikte metabolik faaliyetlerin hücre içerisinde gerçekleştiğini de biliyorduk. Yeni hücreler var olan diğer hücrelerin bölünmesiyle meydana geliyordu. Hücreler bulundukları çevreden gelen uyarılara karşı tepki verir doğru tüm canlılar etkiye karşı tepki gösterir ama hücre teorisinin içerisinde böyle bir madde yer almıyordu. Yani cevabımız yalnız 4 oldu. Hücreler tepki verir. Hücre teorisinin içerisinde böyle bir başlık yok. Bir canlının ha özelliklerinden hangilerine bakılarak ökaryot ya da prokaryot olduğu anlaşılamaz diyor. Koful bulundurması bakıyorum. Koful varsa koful zarlı bir organel bir kere hoca prokaryotlarda koful var demedi. O zaman buna baktığımda hemen bunun ökaryot olduğunu anlıyorum tek hücreli olması ne bileyim ben. Prokaryotların da tek hücreli olanı var. Amip öglena gibi ökaryotların da tek hücreli olanları var. Oksijenli solunum yapması bundan da anlayamam. Bazı bakteriler de oksijenli solunum yapıyor. Aha ben de oksijenli solunum yapıyorum. Yani prokaryotta da, ökaryotta da olabilir. Klorofili sitoplazmada bulundurması. He. Kloroplast organeli taşımıyor, fotosentez yapıyor. Sitoplazmada klorofili varsa kesinlikle prokaryot hücre yapısına sahiptir. Özelliklerinden hangilerine bakılarak anlaşılamaz dediği için biz hangilerine bakıp anlayamadık? 2 ve 3'e bakıp anlayamadık. Cevabı arıyorum. Cevabın D'ye düştüğünü gördük. Geliyorum diğer bir soruma. Bir hücrede organel ve yapılarından hangilerinin bulunması hücrenin ökaryot olduğunu kanıtlar? Bir kere ribozom dediğin şey prokaryotlarda da var, ökaryotlarda da var. Ökaryot olduğunu kanıtlamaz. DNA'sı olmayan canlı mı var hocam? Hem prokaryotlarda hem ökaryotlarda DNA var. Hücre zarı olmayan canlı mı var? Hem prokaryotlarda hem ökaryotlarda bulunuyor. Yani 1, 2, 3 bana hiçbir şey ifade etmez. Zarlı organeller ise sadece ökaryot hücre yapısına sahip canlılarda var. Yani kanıt istiyorsak bizim için 4 numaralı öncül kanıt oluyor. Buradan devam ediyoruz sorum son soruma da geldim gençler kalıtım materyali sitoplazmasında bulunan hücrelerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur sadece oksijensiz solunum yaparlar diyor yo bakterilerin oksijenli solunumu da yapanı da var biyolojide sadece sürekli her zaman kesinlikle bu kelimeleri duyuyorsan o soruya bir dikkat et tek hücrelidirler diyor. Kalıtım materyali sitoplazmada bulunuyorsa bunlar prokaryottur. Ya bakteriymiş ya arkeymiş. Evet, prokaryotların tamamı tek hücreli. Bunu kabul ettim. Protein sentezi ile ilgili bilgi ribozomlarındaki RNA'larda bulunur. Ne alakası var? Ribozomlarda protein sentezlenir ama bunun DNA'sında bulunacak tabii ki tüm genetik bilgi hangisi doğrudur dediği için cevabımız da yalnız 2 yani B oldu. Buradan konumuzu özetliyoruz. İşi bitirip ödüllü soruya geçiyoruz gençler. Hücreyle ilgili çalışmalar yapan bazı bilim insanları hücre teorisi dediğimiz teorinin ortaya çıkmasını sağladı. Hücre teorisi ne diyordu? Canlının en küçük yapısal işlevsel temel birimi hücredir diyordu. Tüm canlılar bir veya birden fazla hücrenin bir araya gelmesiyle meydana gelir diyordu. Hücreler bir önceki hücrenin bölünmesi maddesiyle oluşur diyordu. Hücrelerin içerisinde genetik materyal var. Bölünme ile bir sonraki hücreye aktarılır diyordu. Metabolik faaliyetler hücre içerisinde gerçekleşir diyordu. Hücresel yapı bakımından canlıları prokaryotlar ve ökaryotlar olmak üzere ikiye ayırdık. Prokaryotlar daha gelişmemiş, ökaryotlar daha gelişmiş yapılıydı. Bakteriler ve arkeler prokaryot, Protistalar, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar alemindeki canlılar ise ökaryot hücre yapısına sahipti. Ökaryotlarda çekirdek var, zarlı zarsız organeller var. Prokaryotlarda çekirdek yok, zarlı organeller yok. Sadece ribozom bulunuyor. Rib, ribozom da zarsız bir organeldir gençler. Prokaryotlarda genetik materyal o zaman çekirdeğin içerisinde değil, sitoplazmada dağınık halde bulunacak tabii ki. Buradan da hemen ödüllü soruya geçiyorum. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmında bekliyorum gençler. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.